Geliyorum Harun. Bekle, geliyorum. Ne yapıyorsun? Gelinliği kaldırıyorum. Neden? Böyle bir durumda düğün yapmayı düşünmüyorsun herhalde. Ben bir engel görmüyorum. Şaka yapıyorsun. Çok ciddiyim. Bu saate kadar haber yok hala. Batu yakalanamadı. O adamın serbest kaldığı her an bizim için tehlikeli değil mi Harun? Hayır, değil. Kaldırma gelinliği. Neredeyse bütün emniyet teşkilatı bizi korumak için, Batu'yu yakalamak için seferber oldu. Bize bir şey yapması mümkün değil artık. Benim içim hiç rahat değil. Sessiz sedasız gidip evlenelim. Bu da bana yeter. Bana yetmez. Ömrüm boyunca bu anı bekledim. Her şey planladığımız gibi olacak. O adam en büyük hayalimizi gerçekleştirmemize engel olamayacak. 29 Haziran'da herkes bizim mutluluğumuza tanık olacak aşkım. O anı kimse elimizden alamayacak. Kimse. Sen ve ben. Biz unutulmaz bir masal yaşadık Eda. Birbirimiz için dayanılmaz acılar çektik. Hasretlerin en derinini yaşadık. Artık hak ettiğimiz o mutlu sona doğru yürüyoruz. Masalımızın mutlu sonuna. Bu gelinliği giyeceksin aşkım. Seni bembeyaz gelinliğinle bana gelirken göreceğim o an beni dünyanın en mutlu erkeği yapacak. Ne oldu yine? Neden suratın ısındı? Gelinliği gördüm. Uğursuzluk derler. Değiştirsem mi acaba? Bence de değiştir. Ama uğursuzluk getireceğinden değil. Neden? Zaten bunun içine sığmayacaksın. Yeni gelinlik lazım sana. Yağmur söyledi değil mi? Bak ya, baba kız benimle dalga geçiyorsunuz. Tamam, kızma. Dünyanın en güzel annesisin sen. Yalancı. Kolum. Kimse yok mu? Yardım edin! Yardım edin! Ömrümün her anını sizlere adadım ben. Yüzünüzdeki her tebessüm beni dünyanın en mutlu annesi yaptı. Üzgün olduğunuz her an ben kahroldum. Benim güneşimsiniz. İçimi ısıtan, aydınlatan. Ben sizin için, ben sizin için ölürüm. Ama yaşamazsın. Kerem, oğlum. Bizim için ölme anne. Yaşa. Bizim için yaşa. Annem, senin bir saniye yanımızda olmandan daha değerli bir şey yok. Bunu bize yapma anne. Yaşamaktan vazgeçme. Bizden vazgeçme. Yalvarırım sana. Keşke elimde olsa. Ama yapacak bir şey yok. Ben öleceğim için üzülmüyorum.
Sizleri nasıl bırakıp gideceğime yanıyorum. Arkamdan dökeceğiniz gözyaşlarına kederleniyorum. Yavrularıma acı çektireceğim için. Şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin. Sizden bir şey istiyorum. Ağlama. Sizlere vasiyetimdir. Anne. Ne vasiyeti? Böyle konuşmak. Kendine gel Ferda. Anneniz olarak söylemem lazım. Elda'yı yalnız bırakmayın. O istemese de yanında olun. Biliyorum. Şimdi uzakta kalmak istiyor. Ama o da sizi özleyecek. Ben öldüğümde... Anne yeter. Biz bunları duymak istemiyoruz. Hiçbir şey yapmadan senin yok oluşunu seyretmek istemiyoruz. Hadi kalk. Hastaneye gidiyoruz. Anlattım sana. Artık çok geç. Kimse bir şey yapamaz benim için. Hayır. Ben bunu kabul etmiyorum. Son saniyeye kadar mücadelemizi vermeliyiz. Böyle bir şey yapmadan duramayız. Hadi anne. Kalk. Hadi. Hemen gidelim. Canım oğlum. Verilecek bir mücadele kalmadı diyorum. Ne sen ne de bir başkası. Kimsenin elinden bir şey gelmez artık. Benim zamanım doldu. Kendinizi buna alıştırın. Ne olur. Bu mu anne? Son sözüm bu mu? Zamanı durduramayacağıma, geri alamayacağıma göre... Niye böyle oldum? Niye bir şans varken kullanamadım? Anne neden zamanı dönem alamadık? Böyleymiş yavrum. Kaderim böyleymiş. Ben kabusların sadece rüyalarda olduğunu bilirdim. Ama öyle anlar yaşıyor ki insan... Gerçekler yüzüne tokat gibi çarptığında aldığın her nefes bir kabusa dönüşüyor. İçinde bir damla umut bırakmayan bir kabusa. Canım oğlum, verilecek bir mücadele kalmadı diyorum. Ne sen ne de bir başkası. Kimsenin elinden bir şey gelmez artık. Benim zamanım doldu. Kendinizi buna alıştırın, ne olur. Peki Eda, ona bir şey söylemeyecek miyiz? Düğünden sonra ben konuşacağım onunla. Doğumdan önce nasıl anlatılır bunu da bilmiyorum. Ama beni asıl düşündüren Kerem'in geleceği. Omuzlarına büyük bir yük binecek. Size sahip çıkmak için kendi hayatını ortaya koyacak. Benim yokluğumda ona sen annelik yapacaksın kızım. Destek olacaksın. Kadınlar her zaman daha güçlüdür. Sen Kerem'i çaresiz kaldığı anlarda yüreklendirmezsen, Kerem de yok olur gider. Sözün kısası, birbirinize karşı sorumluluklarınız var. Sevgiyle kucaklayın birbirinizi, destek olun. Annenize babanıza yattıkları yerde azap çektirmeyin. Son bir isteğim de, uygun olursa beni babanızın yanına defnedin. Anne gitme. Ne olur gitme. Ölme anneciğim. Lütfen ölme.
Merhaba abla. Ben... Ben sadece nasıl olduğunu merak ettim. Umarım iyisindir. Ne olur. Arada sırada da olsa... Seninle kavga etmek istemiyorum Flash. Ben de benimle kavga etmek istemezdim. Hadi. 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 Vur. Gidiyorsun buradan. Yarın. Sebep? Ben öyle istiyorum. Ben bir yere gidemem ki. Ailem var. Şirketim var. Nasıl bırakırım onları? Buradan gideceksin Burak. Durumu kullanarak sen de benden kurtulma hayallerine kapılmışsın anlaşılan. Ama bu gerçekleşmeyecek bir hayal. Hayatını kurtarıyorum senin sersem. Hayatımı mı? Allah razı olsun. Bu kadar polis, bu kadar koruma varken bana kim ne yapabilir ki? Sana öyle geliyor. Aras seni öldürecek. Adamlarını salmış, üzerine haberin yok. Hadi ya. Hoş. Ablam olmasa, Sinem olmasa Aras'a bırakmazdım seni. Kendim gebertirdim. Bundan eminim. Şimdi dediğimi yapacaksın. Yarın defolup gideceksin buradan. Yine yol göründü gurbete. Düşün. Sadece düşün. Başarabilirsin. Bütün gücünü topla. Yağmur'la gezi toplantınız bitti mi? Evet bitti. Uyudu bile. Biraz ipucu vermeyecek misin? Hayır. Bir öpücük versem? Olabilir. Hadi ama. Ama Yağmur'a belli etmek yok. Çok heyecanlı bir sürpriz onun için biliyorsun. Beğenmedin mi? Yo, tam tersi. Beğendim. Neyin var o zaman? Ne bileyim. Bu aralar fazla duygusalım herhalde. Hormonlardan sanırım. Allah Allah, neden acaba? Yoksa hamile misin? Sen de iyi dalga geçmeye başladın. Seni sadece gülerken görmek istiyorum da ondan. Ben sadece sen yanımdayken gülebilirim. Biliyorum. Thank you.
Allah kahretsin. Olmuyor. Olmuyor işte. Olmuyor. Tıkılıp kaldım burada. Geberip gideceğim. Bir şeyler düşün. Bir şeyler düşün. Topla kendini. Hayır. Teslim olmak yok. Buradan kurtulmanın bir yolunu bulacaksın oğlum. Hep bulmadın mı ha? En zor durumlarda bile kurtulmadın mı bugüne kadar? Sakin ol. Çok sakin. Mutlaka bir çıkış var. Olmalı. Olmalı. Uyanmadı mı daha? Birazdan uyanır. Hele mutfaktan gelen kokuları bir duysun. Bir an bile duramaz. O zaman siz kahvaltıya kadar dinlenin. Benim gitmem lazım. Harun? Nereye? Lütfen Eda. Hep aynı soruyu sormaktan, endişelenmekten vazgeç artık. Ama Harun dışarıda... Dışarıda beni bekleyen bir tehlike yok. Tüm emniyet teşkilatı Batu'yu arıyor. O şu anda sadece canını kurtarmanın peşinde. Benim için bir tehdit değil. Rahat ol, lütfen. En azından bebeğimiz için. Stresli olursan bu onu da etkiler biliyorsun. Sen yanımızda olunca oğlumuz daha huzurlu oluyor. Oğlumuz. Evet. Öyle mutluyum ki. Bebeğimizin erkek olduğunu düşündüğümden değil. Bir bebeğimiz daha oluyor. Ailemiz büyüyor. Sen... Ben, çocuklarımız. Her şey olmasını istediğimiz gibi. İşte onun için kendine her zamankinden daha çok dikkat etmelisin. Bebeğimizi üzme. Oğlum, hemen geleceğim söz. Sen annene dikkat et. Ben yokken sana emanet, tamam mı? Aferin oğluma. Efendim? Tamam, haklısın. Ne konuşuyorsunuz? Oğlumla benim aramda. Şimdiden başladınız yani. Harika. Zaten Yağmur'la aranızdaki sırlar yüzünden deli oluyorum. Kıskanma. Ben de oğlum benim tarafımda olur diye düşünüyordum. Onu da ayarladın şimdiden. Oğlumuz annemi sakın üzme dedi. Bu aralar her şeyi kafasına takıyor. Burada uyuyamıyorum diyor. Bugün doktora benimle gelecek misin? Elbette geleceğim. Kaçırır mıyım hiç? Beyefendiyle bir tanışalım bakalım. Yani bu ani gitme işi nereden çıktı? Karıcığım, işlerin seyri bakımından böyle gerekti. Ne işi Burak? Bir gecede ne değişti? Bir şey değişmedi. İşle ilgili... Belirsiz olan bir konu vardı, o netleşti sadece. Senin benden gizlediğin bir şey var. Ya ne gizlemesi Işıl? Lütfen. Olmayan şeyleri varmış gibi gösterme. Arasa ne yaptığını söylemeyecek misin? Tekrar tekrar söylüyorum. Niye anlamıyorsun?
Ben başkalarının yediği atlar yüzünden mağdur oluyorum. Lafı dolaştırma Burak. Birinin seni öldürmek istemesi için büyük bir nedeni olmalı. Batu'yla mı ilgili? Yoksa onunla yine bir işler mi çeviriyorsunuz? Söylesene. Ne Batu'su, ne iş çevirmesi? Bilip bilmeden konuşma Allah aşkına Işıl ya. Aras Batu'yu arıyor. Bulamayınca da böyle sağa sola saldırıyor işte. Göreceksin bak. Yarın öbür gün gelip benden özür dileyecek. Allah'ım. Ne zaman bitecek bu kabus? Ne zaman bir rahat yüzü göreceğiz? Yakında bir tanem. Yakında eski mutlu günlerimize döneceğiz. Gel bakayım buraya. Gel. Oralarda dikkatli ol, tamam mı? Olurum karıcığım, olurum. Sen hiç merak etme. Ya! Hala bu Allah'ın belası yerdeyim. Ya! Fare gibi kapalı kısılmış hissediyorum kendimi. Bütün bunların acısını Harun Arslanlı'dan çıkaracağım. Son nefesimi verirken bile olsa gebertireceğim onu. Bitmeyecek. Bu iş burada bitmeyecek. Ya! Bütün aramalara rağmen Batu'nun izine rastlanamadı maalesef. Bir anda nasıl kaybolur ortadan? Peşinde bu kadar polis varken, bütün yollar kesilmişken nasıl olur da kaçmayı başarır? Buhar olup uçmadı ya bu adam. Peşindeki ekipleri atlattığı güzergahın üzerinde birkaç polis barikatı var. O yolda devam etseydi mutlaka yakalanırdı. Büyük bir olasılıkla o bölgede bir yerde gizleniyor. Buna şaşırmam. Hep yaptığı şey bu. Ama çevre genellikle orman arazisi. Ne bir yerleşim yeri ne de tek bir ev var. Ormana saklanmış olabilir mi? Zayıf bir ihtimal. Onun için güvenli olmaz. Peki nerede bu Allah'ın cezası? Nerede? Ne yapacağız? Tekrar ortaya çıkmasını mı bekleyeceğiz? Bence köşeye sıkıştığının farkında. Yakalanacağını anlayıp vazgeçmiş olabilir. Benim tanıdığım Batu asla vazgeçmez. Asla! Annem! Babam! Yardım edin bana! Ece neredesin? Bak! Bak abin yapayalnız kaldı. Kendimi o kadar kötü hissediyorum ki. Beni duyuyor musun baba? Melek yüzlü annem, sizi çok özledim. Nereye baksam hayaliniz karşımda. Biliyorum, biliyorum siz de beni özlediniz. Gel oğlum. Gel de bu hasret bitsin diyorsunuz değil mi? Geleceğim anneciğim. Geleceğim. Kavuşacağız. Ve bir daha hiç ayrılmayacağız. O günü sanki hiç yaşamamış gibi. Baba! Baba! Anne! Anne!
hepinizi gebertene kadar ölmeyeceğim ulan! Ölmeyeceğim! Bebeğiniz çok sağlıklı. Yaklaşık 12 haftalık. Daha önümüzde çok zaman var. Bir an evvel kucağıma almak istiyorum. Ben de çok sabırsızlanıyorum. Nasıl bir şey acaba? Gözleri, burnu, ağzı. Çok merak ediyorum. Bir dakika. Bir sorun mu var? Şşş, sessizlik. İkinci bir kalp sesi daha duydum. Benim kalp sesim mi? Sizinkini de sayarsak 3 kalp sesi oluyor. Nasıl yani? İkiz geliyor. Hayırlı olsun. İkiz mi? Evet. Harun, bebeğimiz değil bebeklerimiz oluyor. Yoksa ben 7 çocuk istiyorum diye ikişer ikişer bebek sahibi mi yapacaksın benim?